Çok muhterem Sivaslılar hemşehrilerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne mutlu, ne mutlu bugün Sivaslı'da mutluluk var. Bugün ne mutlu Sivaslı'da coşku var. Ne mutlu bugün Sivaslı'da 3 milletvekili var. Bugün ne mutlu Türkiye'de 400 vekil var. Ve buradan sağ olun. Ve buradan Sivaslı'dan Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu salondan coşkuyla selam olsun. Davamızın başı başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yine bu salondan coşkuyla, alkışla, büyük sesle selam olsun. Değerli dostlar, hayırlısıyla 7 Haziran'a 45 gün gibi bir zaman kaldı. Ve görüyorum ki Sivaslı'dan güçlü olduğumuzu, Uşak'ın birinci partisi olduğumuzu diğer muhalefet partileri de yarın bunları göreceklerdi. Ve çıktığımız bir haftadır sahalardayız. Muhalefet partileri Uşak'ta havluyu yere attı. Yıkılmayın, biraz kendinize gelin. Daha 45 gün var. Hep beraber teşkilat olarak Sivaslı'daki, Sivaslı'nın köylerindeki, kasabalarındaki bütün evleri, vatandaşlarımızı bıkmadan, uzanmadan dolaşacağız. Ve emaneti gururla Sayın Başbakanımıza teslim edeceğimiz inancıyla hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Uşak'ın gururu gururlaşacak. Değerli İl Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanlarım, genel meclisinin başkanı ve tek değerli üyeleri, değerli Sivaslı kardeşlerim, öncelikle hepinize kalbi duygularımla selamlıyorum. Şimdi bu muhteşem tabloyu görünce özlenen ve beklenen Sivaslı'nın bu olduğunu açıkça ifade ediyorum. Şimdi bu organizasyonu yapan başta ilçe başkanımıza, pek değerli Sivaslı kardeşlerimize, bayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum değerli dostlar. Atalarımızın sözü var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. 2014 yerel seçim Sivaslı'yı maalesef kaybettik. Üzgünüz. Büyük bir rezimiyet yaşadık. Dertliyiz. Ama ilçe başkanımızın çalışmasıyla, sizlerin buradaki bu coşkunuzla biz yeniden Sivaslı'nın bayrağını AK Parti olarak sallayacağız. Şimdi bakın, Sivaslı çok önemli. Çok önemli. Genel seçimleri yaşıyoruz. İşte muhalefetin buradaki adayları kendilerine göre Sivaslı bizim kalemiz, AK Parti'nin Sivaslı esamesi okunmaz diye konuşuyorlar. Bunlara cevap vermeye biz hazır mıyız? Şimdi ana muhalefeti Sivaslı'da sandığa gömmeye var mı? Ben sizdeki bu coşkuyu gördükten sonra, bu salonu gördükten sonra İnşallah 7 Haziran akşamında Sivaslı'da yeniden AK Parti'nin şahlandığını, yeniden AK Parti'nin Sivaslı'ya mührünü vurduğunu görüyorum. Bizim Uşak'ta Banaz'ımızın, Sivaslı'mızın, Eşme'mizin, Karahanlı'mızın ve Ulu'yemizin de Uşak'tan 3 tane milletvekili çıkarmak da bir yıl önce İl Başkanı'nın dediği gibi bizleri emanet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanım ve Davutoğlu'nun da dediği gibi biz onların emaneti ise siz bu emanete sahip çıkarak üçümüzü de Ankara'ya göndereceksiniz arkadaşlar. Buna inancım tam bu konusundur. Kılıçdaroğlu diyor ki geçenlerde seçim beyanlarını yayınladı arkadaşlar. Ben vatandaşıma şunu vereceğim, bunu vereceğim. Yani kısacası bol kesede
malzeme atmaya başladı. Dediler ki, tabi bol keseden açınca herkesin dikkatini çekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, siz bunları söylüyorsunuz ama bunlar için kaynağınız var mı? Bunları siz vatandaşa nasıl vereceksiniz? Kılıçdaroğlu dedi ki, ben hesap uzmanıyım. Ey Kılıçdaroğlu, sana sorarlar, bu Sivaslı sorar, sen SSK döneminde SSK'da genel müdürdün, hesap uzmanıydın, SSK'yı batırdın, gelip bu ülkede bu iktidara oturmak istiyorsun. Sana bu öncelikle Sivaslı bu iktidarı teslim etmez. Oturup bu ülkenin kasasındaki paraya, hazır kazanılmış paraya harcamak, yemek, bitirmek. Arkadaşlara şöyle diyorum, hazıra daha dayanmaz. Bir de Kılıçdaroğlu şu sözü vermemiş Allah'tan, bu memlekete, bu ülkeye tek bir söz vermemiş arkadaşlar. Bence. Bir de cennette tapu verseydi hepsinden daha iyi tabirime göre. Şimdi hepimiz 17-25 Aralık operasyonlarını diliyoruz. Ülke gerçekten çok büyük badireler atlattı. Daha bundan bir yıl önce Türkiye bir Mısır olma, bir Ukrayna, bir Suriye olma tehlikesiyle ve o günleri yaşama tehlikesini atlattı arkadaşlar. Ama Türkiye güçlüydü. Türkiye tüm bu zorluklara ve güçlüklere ve dış mihraklara karşı hazırlıklıydı. Bu hazırlıklara nasıl dayandı arkadaşlar? Şimdiye kadar halkın önüne sandık koyulduğundan beri, yani 1950'den beri hiçbir zaman birinci parti, en büyük parti, tek başına iktidar partisi olamamış Cumhuriyet Halk Partisi, sürekli yenilmeye, mağlup olmaya alışmış Cumhuriyet Halk Partisi bari gölge etmesin diyeceğiz ama sürekli bütün yatırımlara karşı çıkıyor. Benim içinde bulunduğum büyük dev şehir hastanelerine karşı çıktılar. Bir sürü bununla alakalı önerge verdiler bu büyük dev projelerin durdurulması için. Birinci Boğaz Köprüsü, ikinci Boğaz Köprüsü, şu anda yapılan üçüncü Boğaz Köprüsü, ona da karşı çıktılar. Başka şimdi neye karşı çıkıyorlar? Fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Sivaslı'da bile yatırımlara karşı çıkıyorlar arkadaşlar. İstedikleri kadar karşı çıksınlar. Allah'ın izniyle biz bu Sivaslı'da hükümet konağını yapacağız arkadaşlar. Tamam ablacığım, tamam.
konuya daha temas etmek istiyorum. Biz biliyorsunuz, belki de izliyorsunuzdur, TRT'de yayınlanan Milat dizisinin yapım şirketi de bana ait. Televizyonlarda diziler, filmler yapıyoruz. Gerek Uşak'ın, gerek Sivaslı'nın bir tanıtım eksikliği var. Yeteri kadar Sivaslımız tanınmıyor. Uşaklı Uşağımız yeteri kadar tanınmıyor. Uşak dediğimiz vakit nerede bu, Güneydoğu'da mı, Karadeniz'de mi falan diye soranlar oluyor. Artık bu Uşak'ın tanıtımını layığıyla yapma vaktimiz geldi arkadaşlar. Bunun için ben söz verdim. Televizyon dizimizin iki bölümünü Uşak'ta çekmeye karar verdim. Uşak'la ilgili bir sinema filmi yapmaya karar verdim. Yalnız şöyle söyleyeyim, bu dizi konusu, yani beni seçerseniz ben meclise girersem falan değil, daha seçimler yapılmadan önce bu diziyi biz çekeceğiz, hep birlikte de izleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi bizim Ulubey'deki kanyonlarımızda dizinin çekimlerini yapacağız. Uşak merkezde dizinin çekimlerini yapacağız. Eşme Belediye Başkanımızı Uşak valisi yapacağız. Onu o şekilde oynatacağız. Herkese bir söz verdik de Sivaslı'ya nasıl yapalım? Dizimizin Sivaslı'yla alakasını nasıl kuralım? Buna da birlikte karar verelim. Benim aklıma gelen ilk başta acaba diyorum kötü bir belediye olsa da Sivaslı'da dizimizde o kötü belediyeyi mi konu etsin? Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli belediye başkanlarımız, çok kıymetli kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, buraya teşrif etmiş olan çok kıymetli muhtarlarımız, İTİMEMES'i, başkan ve değerli üyelerimiz ve çok kıymetli gönül dostu, gönül insanları, değerli Sivaslı hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz, değerli Sivaslı hemşehrilerimiz, milletvekili kardeşlerimiz, bakın milletvekili adayı demiyorum, milletvekili kardeşlerimiz Sivaslı'ya ilişkin büyük hayallerini, Sivaslı'ya hizmet yolundaki gaye ve amaçlarını, bu anlamdaki yüreklerinden geçen duygu ve düşüncelerini, bu anlamda sizlere hizmet yolunda gece gündüz çalışmaya ilişkin bütün projelerini ortaya koydu. Bugün değerli milletvekili arkadaşımız İsmail Güneş'le birlikte 24. dönem sizlerin bu emanetini omuzlarında taşıyan milletvekili kardeşimiz, hizmetkarımız olarak bugün burada sizlere bir kez daha hep birlikte hepimizin ve partimizin sözü olarak söz veriyoruz ki bu saatten sonra 7 Haziran'da AK Parti iktidarında Uşak'ta 3 milletvekili, Türkiye'de 400 milletvekiliyle artık Sivaslı'da Sivaslı'nın istediği her şey Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Değerli kardeşlerim, bugün iktidar olduğunda insanların artık gülerek izlediği vaatlerde bulunan Hüseyin Vekilim'in de ifade ettiği ana muhalefetin liderinin genel müdürü olduğu
SSK hastanelerinde insanların bir gün boyunca muayene olabilmek için, ertesi günde ilaç alabilmek için kuyruklarda beklediği, ayrıca insanların ameliyatları için hayvanlarını satarak doktorlara bıçak parası altında rüşvet vermek zorunda kaldıkları günleri unutmayın. Bugün ülkemizde milletimizin alın terinden artırarak bugün ülkemizi IMF ekseninden kurtarmış, IMF bataklığından kurtarmış ve artık kendi savaş helikopterini, kendi savaş uçağını, kendi savunma sarayını kurmuş. Büyük Türkiye'nin kazanımlarını keyfi için harcamak isteyenlere fırsat verecek misiniz? Bugün bu kalabalık Sivaslı'nın, bu gönül insanları, Sivaslı'nın bu dava insanları, Sivaslı'nın o günlerin kahrını çekmiş bu vefakar insanları artık ülkemizin bir kaosa, insanların geleceğe ilişkin umutlarını kaybettiği bir Türkiye'yi bir daha görmek istemediklerini ben çok iyi biliyorum. Bugün CHP'nin kendisi gibi bugün adayının da bol keseden vaatlerle insanları yanıltmaya çalıştığını da bu insanların kalmayacağını biliyorum. Partisinin düşüncesi neyse adayının düşüncesi de o. Devletin gücüyle, devletin imkanlarıyla bizler bugüne kadar Sivaslı'nın ve Sivaslı'nın birçok köyünün bütün sorunlarına çare oldum. 2005'ten bu yana köyles projeleriyle yıllardır ihmal edilmiş, köylü milletin efendisidir derken bunu bir slogan olarak sadece duvarlara yazanlara, bizler köylerimizin de şehirde yaşadığı şartlarda yaşasın diye köylerimizin kanalizasyonlarını, kilitli parkelerini, içme sularını tek tek elden geçirerek bu milletin hak ettiği bu hizmeti milletin arın terinden temin ettiği vergileriyle bizler fazlasıyla yapmaya muktediriz. Biz başkalarının sadaka kültürüne ihtiyacımız yok. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de söyleyecek birkaç sözüm var. Şimdi sizler onlara sorun. Sen bu ülkenin şehri olan Ağrı'da, Şırnak'ta, Batman'da, Hakkari'de aday bile gösteremiyorsun. Sen vatanı kafanda bölmüşsün. Şimdi vatanı birleştirmeye çalışan AK Parti'ye senin söz söylemeye hakkın var mı? Dostlar, değerli kardeşlerimiz, değerli dostlar, bugün tarihi bir virajın eşiğindeyiz. 7 Haziran'da milletimiz tarihi bir karar verecek. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, uşağımız ve Sivaslımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Kuşak Haber.com